Gerçekten e, nefes kesen bir mücadele acaba dedirtti Galatasaray ama yeni golcüsüyle son dakikada güldü. <laughs> Hocam, Batşuayi'yi veren takımlara şaşırıyorum. Beşiktaş'a da şaşırdım, Fener'e de şaşırdım yani. Ben Batşuayi'yi vermem. Niye biliyor musun? Yani kenarda bana sorun yaratmayacak bir adam. O adamın yapacağı işi bir başka adamla alsam kaçmana para veririm? Sıkıştığım zaman maymuncu gibi bir adam. Oynadığı sürelerde attığı gollerle Türkiye'deki en fazla gol atan adam. Evet. Oynadığı evet. sürelerde. Yani. Bilmiyorum. Yani Beşiktaş yolladı. Fener de yolladı. Fener niye yolladı ben hala anlamıyorum. Galatasaray'da bon servis. Siz aldı i̇şte bedava. Sıkıştı edin. girdin. Çat, çat taktuk 2-1 Bundan iyi bir başlangıç olmaz değil mi bir futbolcu için? Olmaz hocam. Yani. Şimdi 3 büyük takımda da oynadı. Bir Trabzon kaldı. Seneye de bakarsın <laughs> Trabzon'a gider. 4 büyük yapar bitirir Sergen gibi. Hocam Galatasaray 2-1 aldı. Aldı da. Beğendin mi? Yani Galatasaraylılara sorsanız beğenmemiştir. Yani böyle Galatasaray olmaz. Evet. Sonra yani. Aldılar. Tamam büyük takım. İyi oyuncuları var aldı? Rakip teknik direktör e, son bir 15-20 dakikayı bizim gibi seyretti. Rakip teknik direktörü, yani Hatay'ın teknik direktörü. Çok daha evvel olaya el er koyması lazımdı. Oyuncu değişeceksin, pozisyon değiştireceksin, topu ısıracak futbolcu bu maçı bitireceksin. Çünkü İstanbul'da oynuyorsun. Galatasaray seyircisi, senin üstüne yüklendi mi Galatasaray seyircisi enteresan bir seyirci yani hakeme de etki eder ama hakem bugün etkilenmedi evet. seyircilerden. Turgut Doman dik durdu. Bir da şey var. Eee Galatasaray'ın bir akıllı kesti gereksiz. Evet, Ha, şey var. Topçularla fazla konuşuyor. Sana bir şey söyleyeyim mi kardeş? Topçularla onlar seni kasıtlı konuştururlar. Hmm. Topçularla konuşma. Topçularla konuştun mu? ihtiyar kadınlar gibi yeni maçtan koparırlar bu da bu da Sen Girme araya. Topçulardan uzak dur. Ki topçular sana gelemesinler. Neyin muhabbetini yapıyorsun? Bak senin abilerin de vardı böyle konuş. Hakemin konuşma şekli kartı. Ha konuş. Suratına bak iki kelime yap. Oo ne muhabbetler etti. Daha bu yaşta bu işi yaparsan işin zor. Ama iyi bir kumaş gözüküyor. Eğer şımarmaz bir şey yapmazsa iyi gider. Dağılmazsa iyi gider. Ama tabii dedim ya İçerde dışarıda aynı düdüğü çalacaksın bütün takımlara. O zaman hakem olursun. Ben bugün beğendim. Çok böyle ufak tefek şeyleri devam etmedi de. hani böyle çok böyle karmaşık pozisyon da sanki yoktu. Bir Icardi'nin penaltısını konuşacağız herhalde. Icardi'nin penaltısı var ama konuşacak mıyız? Konuşalım. Onu bir konuşmak lazım tabii sonuçta maçın kırılma anı. aslında net gibi duruyor da senin fikrini söylemen daha bir herkesi rahatlatacaktır. O zaman mı söyleyeyim, şimdi mi söyleyeyim? <laughs> o zaman söyle. <Peki, gülüyor> o zaman söyle hocam. Öyle söyle. penaltı olmaz derim sen şimdi ortalığa karışmak nasıl olur ortalık. Öyle penaltı olmaz mı diyorsun? Tabii. <gülüyor> 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 şimdi de söyleyeyim ya, net penaltı. Net penaltı, değil mi? Net penaltı. Tabii şimdi yanlış anlaşılabilir. Bazen böyle seçip cımbızlayıp olayı orayı paylaşıyorlar Tabii, sosyal değil, medyada. Kinayeydi arkadaşlar. Net yani, penaltı. Şöyle yani ama aferin hakem hoşuma gitti. Şey bir pozisyon yani aldatabilir uzaktan çekim. Ulan bu kendini atma ama atma gibi değil. Çünkü hocam atan futbolcu şöyle atlar. Şöyle atlar. Şöyle atlar. Düşen futbolcu böyle düşer. Şöyle. Tamam mı? Kendini atan böyle atlar balıklama. Tek ayağı alçıya alır. Abi, bu beli kırar hani Ağacı kesersin devrilir ya böyle lap diye düştü. Evet. Oradan dedim bu penaltıya benziyor. Son çekim çok güzel. En son bir çekim var o çok güzel. Evet. Son kala arkasından gösterilen açı. Rakibin sol ayağına çaktı indirdi. Hakem de direkt verdi vara gitmeden. Vara da pek hiç düşmedi. Halil Umut Meler yani gibi hocam, bir hakem vardaydı bugün. Hocam at sahibine gerek hakemler var ya. Bunlar senden benden akıldı. Senden benden çakaldın hakem. Senden benden. Hani biz çakalız deriz ya bana. Senden bizden daha çakal. Onlar bilirler. Şimdi başkan öyle şeyler söyledi ki. Pabuç pahalı. Hocam. Sağları solları oynamayacak. Çünkü oynayanı yollayacaklar. Onu biliyorum. Ne olur abi ya. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. Zaten kötüler. Genç gelir abi. 10 tane gencin içinden 3 taneye kalarsan tamam. Eskilerle uğraşacağım ama. Kurşunlarla oran çünkü eskilerin artık var ya o abileri bu abileri bu kulüp başkanları o kulüp başkanları filan yöneticileri onun için bıktırdılar hocam. Yani Kamuoyunu bıktırdı. Adaleti sağlarsan çok şey sağlarsın sahada. Her şeyde adaleti sağlarsan çok şey sağlarsın. Bu başkanın da ben adaleti sağlayacağını zannediyorum ama enteresan yerlerden enteresan şeyler çıkıyor. Böyle bıdı bıdılar çıkıyor. Aklıma başka şeyler geliyor da. Merak ediyorum ne çıkacak? Diğci mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Çünkü bu başkan gelir gelmez bazı yerlere dokunmaya başladı hocam. Bazı yerlere dokunmaya başladı. Hı -hı. Bakıyorlar, eskisi gibi at oynatamayacaklar bazı takımlar. Bazı takımlar, bazı yöneticiler, bazı başkanlar eskiye göre at oynatamayacaklar gibi geliyor. İnşallah yanılmam. Hocam madem konuyu açtın maç sonu röportajlar vesaire onlar gelene kadar hemen söyleyeyim ben bugün Başakşehir'in futbol akademisinin açılışı vardı Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı bir konuşma yaptı kulüp başkanları futbol federasyonu başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu oradaydı ben kendisiyle biraz sohbet etme şansı buldum birincisi sana selam söyledi ve aranızdaki sohbeti tabii ona da sordum dedi Sayın Toroğlu'na söyledik elini taşın altına sok diye ama e, tabii böyle bir tercihte bulundu, e, saygı duyuyoruz dedi. Ve şunu söyledi, biz iyi işler yapacağız, temiz işler yapacağız, siz de ekranlarda eminiz ki bu iyi işleri konuşacaksınız, iyi yorumlar yaptıracağımıza eminiz dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani bunu da özel olarak buradan söyleyeyim, e, özel haber olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Ayıraç ne biliyor musun burada? Sivas Başkanı'nın dediği olay çok önemli ilk başta. Yapacağız, yapamazsak gideceğiz. Bak, futbolcu 11 kişi. Teknik adam futbolcu o bu. 11'e bölünüyor, artı eksi. Hakemlik bir kişi. Burada yorum yapıyoruz, bir kişi. Kimse yok, yukarıda Allah var. Aynen. Yapamazsan gidersin. Hakemlik, yapamazsan gidersin. Ama ben yapacağım diye ısrar edersen, hep şey verirsin böyle, Prim verirsin ona gülersin. Merkez Komitesi Başkanları'nı biliyorum ya. Yöneticinin yanında oturup, gözlemcilik yapıp, yöneticinin yanında oturup siz beni MHK'ye getirin ben size sağlam hakem vereceğim. Baba 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 baba. Hmm. İsim vermeyeyim. Onlar kendilerini biliyorlar. Sağlam hakem verecek. Karpuz mu veriyorsun lan? Domates mi veriyorsun, karpuz mu veriyorsun? Demek sağlam olmayan hakem de var. Hmm. Sana sağlam hakem vereceğim diyen... Başkanlar vardı, MHK başkanlığı yapmış. Sonra milletin yanında bunları birkaç kişinin yanında konuşuyorlar. Bir, iki. Ben Hacı Osmanoğlu'yla diğer mu burada söyledik ya. Hı hı. Bazı aklı evveler şey yapmışlar, yazılar yazmışlar. İşte hakemleri çok tehdit ediyordu. Şimdi yapamaz. İşte yapamayacağını zannediyor ki bu işe girmedi filan. Ya bunlar, ve bunlar hakem biliyor musun? Ve bunlar... Baya isimli hakemler. Arkadaş, hoca bile imtihana girerken şunu der. Bakın soruyu iyi okuyun. Soruyu He. iyi okursan doğru cevap verirsin. Lan diyorum ki, hakem diye başladığım gün MHK yapmayacağım. Yükselirsem. MHK yapmayacağım, gözlemcilik yapmayacağım. Diyorum, ya bunlar aptal desem aptal değil. Geri zekalı desem, geri zekalı değil. Yani bir şey desem demek istemiyorum. Çünkü mahkemeye veriyorlar hemen. Evet. Ama aptal aptal yazıyorlar. Dinlememişler ne dediğini. Evet Senin ya. ne dediğini dinlememişler. Yazıyorlar. Bunlar hakemlik yaptılar Türkiye'de ya. Hocam. Evet. Bunlar hakemlik yaptılar. O zaman sen bu hakemlerden ne beklersin? Hocam ben sana söyleyeyim mi? Bazıları şeytana babucu ters giydirir ha. Tam Çarıklı Erkan'a yaptır. Ben bunları da tanırım. Babalarını da tanırım. Hepsini tanırım evet. hocam. Bunlar böyle ailece diyorsun. Tabii. <laughs> oğlu, amcaoğlu, hala, evet. hala'nın kızı. Yani e, sülale boyu hakemlik e, var. Peki, şimdi hocam. E, Arada bir... gelince işte bunu konuşuyoruz abi. Ne diyelim yani? Olacak şey değil.